Selamünaleyküm arkadaşlarım, dostlarım, YouTube'cularım. Bu da bayramın ikinci günü atacağım videomdur. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bir Peugeot 103 Ninja var. Onu toplayacağız Allah izin verirse. Onu da sadece kartel kapatmalarını göstereceğim. Nasıl kapattığımı, çok önemli, hassas olan yerleri yapacağız. Onları atacağım Allah izin verirse. O konuda yardım etmeye çalışıyorum. Ama bunun şarj videosunu atamam çünkü tesisat çok karışık. Buna herhalde 2 saat falan zaman geçmesi lazım. O kadar zaman da yok. Bu videoyu çekebilmek için telefonu uçak moduna alıyorum. Bir sürü arayan soran var. Aslında abi telefonun çok kapalı, şöyle böyle falan diyenler var. Olmasın diye sadece iki kartel kapatırken onu videosu çekeceğim. Nasıl yapacağına dair, en önemli yerlerine dair onları göstereceğim. Şimdilik bize kolay gelsin, size iyi seyirler. Hadi devam edelim. Şimdi Peugeot 103 Ninja'mız bu. Kadrosu Ninja bunun. Bu sünleri çıkarttık, bunu takmıyoruz. Bunu takacağız Allah izin verirse. Kapak 103-105 önemli değil. Sadece şurası düzgün olsun, yeter. Bakın daha önceleri demiştim ya hani size sıvı conta kullanmayın falan diyerekten. Bakın contalar nerede taşıyor böyle. Ki bu dışarısı önemli değil. Bir de bunun kartele falan girecek olursa daha fazla olur. Burada girerse daha fazla olur, şuralara girerse daha fazla olur. Olmaz. Gerektiği şekilde her türlü yapmaya çalışıyoruz. Eğer motorunuz 103 küçük kafaysa şunu 3 bile yapın. Eğer büyükse 4 bile yapın. Ve 2 ay kullanın. Bir de bunun pulu olur. Onunla beraber devam edin. Şu baratı çok önemlidir. Yumuşak olmaz bu baratı asla. Olmaması lazım. Güzelce ne? Bakın şu kenarları falan güzelce böyle epey bir yıpranmış. Öyle takılıyor şöyle yaptığın zamanlarda. Bunu taşla, flexle alın buraları. Düz olsun böyle. Bundan sonra ne yapıyoruz? Yayındaki geldiği balatanın basacağı buraları böyle zımparayla da olur. Kara zımparayla böyle bir taşla sürseniz olur. Kaçırmaması için, iyi kavraması için. Ben hazırladım gerekenleri. Daha önceden yapmış olduğum, bakın krank plaklar değişti bunun da. Bu plaklar yine çok yumuşak geçiyordu. Ne yaptım buraya ben? Aynı önceki videomda anlatmış olduğum gibi. Hemen bir saniye. Noktalamadım. Eski jantelimiz sarı. Pirinç. Çıt 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 dolaştım. Isıttım, çok fazla ısıtmadım. Çok fazla ısıtır da eğer rengi değişir, morlaşırsa billanın sertliği gider, olmaz. Ondan sonra buna böyle yerleştim güzelce. Hiçbir sıkıntı olmadan, krangı eğmeden, çekiç vurmadan her tertemiz hallettim. Ayrıca gelelim şimdi kartellere. Keçesini koyduk. Dıştan balyeledim. Kurusun, tertemiz gibi olsun. İçeriden bu şekilde. Bu motor biraz eski model olduğu için krangı yani. Ben kağıt conta kullanıyorum. Glenerik conta kullanmıyorum. Kendim kestim burada. Bakın arkadaşlar. Peugeot'daki en önemli hassas yer neresidir? Hiçbir zaman için Peugeot'da hangi Peugeot olursa olsun bu kartellerde bille yataklarını bille koyup da dın 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 çakmayın abicim. Şimdi bunu birazdan uygulamalı göstereceğim zaten. Önce billeleri buraya takın. Isıtın, buraya takın. Yağlayın. Rahat dönsün. Ondan sonra peki buralara vurursanız ne olur? Bakın. Şu billanın çanan olduğu yeri şu dip tarafı var. Bunu şunu da göstereyim. Elimle o tam olmuyor. Şu dip tarafı var şurası. Çok incedir. Kağıt kadar incedir biraz. Vurursan çok küçük çatlamalar oluyor. Şurada şöyle boydan boya veya bir 3 santim, 5 santim veya yarım santim gibi çatlama oluyor. Bunu hayatta göremezsiniz. Başımıza geldiği için bunu söylüyorum ben. Şimdi ben bunu nasıl takacağım göreceksiniz. Önce bille buraya takılmaz. Krangın üstüne takılır. Ondan sonra ısıtacağım. Uygulama notlarını size göstereceğim. Ne buna bille çakın önceden ne de buna bille çakın. Hadi şimdi elime geldiği kadar ne yaptık biz buna de şuna. Keçesini koyduk. Kıl keçesini koyduk. Kıl keçenin etrafına kıran keçesi koymadan önce balya sürdük. Ondan sonra güzelce osturduk. Zımba gibi oldu. Emniyetlerin sigortalarını aldık. Şimdi gelelim uygulamaya. Videoyu durduruyorum. Yerine yerleştireyim. Devam edeceğiz Allah izin verirse. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Tüpümüzü önce yakalım abicim. Bir de tüpün üzerinde böyle ateşte ısıtmayın abicim. Bir saç koyun. Saç ısısı başka, direkt alev gelmesi başka. Saç koyun abicim. Direkt alev yakar.
keçeleri yakar. Ama normal ısı her tarafın ısıdır. Buraya zarar vermez. Yıllardır böyle yapıyorum yani. Haydi Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biraz hızlayalım. Bekleyeceğiz, çaresi yok. Şimdi daha giden ısıda bunları takmaya çalışsam anlamayacaksınız. Nasıl olduğunu belki de aklınız ermeyecek. Tam uygulamalı diye gösteriyorum. Ben mesela bir sigara yakalım. Allah kahretsin, en iyisi Allah kahretsin de ne yapabilecek, bırakamadık. Bizde en kötü şeyimiz bu kaldı bir. Hadi biraz daha açalım. Bir daha söylüyorum. Direkt ateşin üzerine kartelleri koymayın. Bir saç olun, saçın üzerine koyun. Saç ısıyı dağıtır, her tarafı aynı anda ısıtır. Direkt ateş sadece en yumuşak yeri olan yeri yakar, o da keçelere zarar verir. Böyle bir yakar ya, iyi olmaz yani. Keçe gece vazifesinden bitirir yani. Ben böyle yapıyorum. Var biraz zaman geçiyor, olsun, bu da böyle olsun. Yani bize bir şey yok. O ısına dursun. Ben şimdi de şunu söyleyeyim. Bildiğimiz aerosol, bu en kötüsü değil, en iyisi de değil. Orta karar. Bakın arkadaşlar, bu egzoz tarafı. Bu da pistonu. Hiçbir zaman aracı bana böyle çok motor geldi. Adam bunu böyle takmış. Bu üç delik ön tarafa dek gelmez. Asla dek gelmez. Böyle olmak zorunda. Çalışmaz ki motor. Vakum yapmaz. Olmaz. Aşağı baş zamanlarda o vakumu buradan dışarıdan direkt bana egzozdan çıkar. Olmaz. Bu üç pencere arkaya dek gelir abicim. Her zaman için. Bu da güzel bir silindir. Fena değil. Daha önce buna da yaptım, gönderdim. Hiçbir şikayet olmadı. Düzgün bir rodaj. İyi bir yağlı benzin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bu biraz kıvamına gelsin. Buraya sıkıştıracağız. Krankı oturtacağız. Ondan sonra biraz soğumasını beklemek zorundayız. O esnada videoyu durduracağım, haberiniz olsun. Çünkü sıcak sıcağına balya sürülmez. İyi olmaz yani. Onun için yani niye durdu demeyin, aklınıza bir şey gelmesin. O biraz yavaş yavaş kıvama geliyor. Biz ne yapalım abi, tertemiz yere şöyle. Buraya bir hava tutalım mis gibi. Önceki ısınmış olan presel atıyor. İnce yağını basalım. Hadi oğlum, neredesin? Şöyle. Bu hazır. Kartelimize bakalım. Tümümüzü kapatalım. Hop, kartel buraya. Bakın şimdi şakadan kendisi gelecek bakın. Ya Allah, bismillah. İşte bitti. Gayet güzel. Biliyorsunuz alüminyum ısınırlık genleşme yapar. 2 milim ise 3 milim ve 4 milim kadar çıkar, genleşir böyle. Bu şekilde koyarsanız böyle beklesin, biraz soğusun. Unutmadan bunun yağlamasını yapalım. Biraz da yağ şuraya şöyle. Şimdi mecburen bekleyeceğiz. Bu kartel soğusun. Balyasını sürelim.
contasını koyalım. Öbür karteli ısıtalım. Şakadan onları da koyacağız ve karteli kapatacağız. Ondan sonra izninizle bu kadar diyeceğim. Diğer tarafları yapamam. Ayrıca bunu böyle kapattınız. Önceki atmış olduğum videonun aynısını yapın buna da. Nedir o? Karteli kapattınız. Hepsi 10 numara oldu. Fren çok rahat, serbest dönüyor. Bunu göreceksiniz. Siliniri taktın. Klapeyi taktın. Manifold taktın. Piston üst tarafa çıkar. Üfle. Kaçırma var mı? Onları iyi bir kontrol et. Mobilette aynı anlattığım gibi burada aynısı geçerlidir. Kaçırma yoksa, hayat güzelse hiçbir sıkıntı olmaz. Ayrıca bir de şunu söyleyivereyim. Bu çok önemlidir. Bakın abiler. 103 diyafram. 105 diyafram varsa fabrika büyük olur biraz daha. Ona lafımız yok. Ama yan sanayi 105 diyaframlar olmaz. Asla olmaz. Bu da orijinal değil zaten. Ama önemli değil. Şu yapaklar yumuşak olması lazım. Şöyle bakın ışıktan. Şu dibinden, şuralardan, sağdan soldan herhangi bir ışık gelmeyecek abicim. Mesela burada bakayım ben. Hiçbir ışık falan yok. Bu da gayet güzel. Tertemiz. Ses verelim. Çok yumuşak. Sert olursa benzin çekiş yapmaz, çekiş düşer. Diyeceksiniz ki abi silindirim en iyisi parbakit 50 milim. Çok büyük silindir, piston var tamam ama motor çekmiyor. İldeki karatörden veya başka bir yerden yapmaz. Bundan da yapar. Bu yapaklar sert ise ondan da yapar. Rahat olacak. Yumuşak ama rahat olacak. Çek çok zor gelecek. Çok da normal zordu yani. O kadar çok şeydi gibi de değil yani. Ne o? Şamandıra gibi değil yani. Bakın. Normal. Bu da normal. Bu da bizim vermiş olduğu bir yılların tecrübesi. Sese bakın. Şimdi tek öttüreceğim bak. İki tane, ikisini birden değil. Bir de buna. O da güzel. İkisi beraber. Bu klape, diyafram, plate bana göre 10 numara. Cayır cayır öttürür. Peki. Daha önce bunda 103 vardı ya. Mobilite'de anlatmıştım. Şimdi biz buna 46 çift segment takacağız. Ne yapıyoruz abi? Bakın. Şöyle bir yarım senden biraz daha küçük. Yarım senden biraz daha ufak olma kaydesini biraz açın. Aynı orantılı olsun. İşte bu kadar. Biraz daha fazla assın. Yani 103'teyken bu klape şöyle açıyordu ya, şimdi şöyle assın biraz daha. Ne kadar sert giderse içeri benzin, bu da ne kadar açarsa o kadar motorun kalkışı kuvvetli olur. Seriye biner, egzozu, karatörü dönere gidere iyiyse 10 numara olur. Bir daha bakalım. Ördek misin lan yeşil başlı ördek? Şu klape bana göre 10 numara. İnşallah bunu da anlatabilmişimdir. Bu arada bu da soğuya dursun deriz ya, ondan yani zaman geçti biraz daha. Bakalım bir. Biraz daha soğusun, daha zamanı var. Peki abi, hemen temiz bir yerinden, tüs tarafından şimdi ben buraya balyo sürersem kuruyup kalacak, olmayacak. Ondan dolayı bekliyorum soğumasını yani. Videoda durma izin verirseniz söyleyemedim ben. Devam ediyoruz. Kademli gayet yeterince soğumuş. Bu burada ısına dursun. Hadi ballemizi sürelim. Kartelin içine taşırmayın, dikkat edin. Hemen yayalım abi. Dalgınınıza gelip çok fazla ısıtmayın. Dikkat edin.
Evet, güzel. Contayı kendim kestim. En çok da Peugeot'lar ince contayı sever. Arana kadar kavuşursa o kadar iyi olur. Dikkatli, düzgün bir şekilde yerleştirin abicim. Hazır. Şu üstlerinden biraz pay çıkartın. Klavye tarafından, manikon takıldığı yerden pay çıksın. Tam bastın, ondan sonra kesersiniz. Temizliğini yaparsınız. Conta'da tam olduğu yeri tam basın abicim. Kaçıklık olmasın asla, dikkatli olun. Ondan sonra gelelim üst şeyine. Bu arada unutmadan, duyduğuma göre bazı motor arkadaşlar da motoru toplama konusunda bunu öğrenmek istiyorlarmış. Bunlar da onlara ders olsun. Tabii ki yardım etmeyi severiz, yardım almayı severiz. Her insanın takıldığı bir yer olur. Bilemediği bir yer olur. İlla ki her şeyi biliyorum demeye gelmez. Biliyorsunuz. Nedir o? Bilmemek ayıp değildir, bilmemek. Sormak ayıp değildir. Özür dilerim, yanlış oldu. Sormamak ayıp değildir, bilmemek ayıptır. Sor abi, öğren. Bunun yaşı başı yok, ustalıktır bu. O da güzel. Ya usta belli bitti. Ya olsun ya. O da bir damla bir damladır. Önemli değil. Hey, ne alemdesin? Evet evet, yavaş yavaş kıvama geliyor. Hemen şunu süreleyim. Yerleştireceğim. İşte bu kadar. Çok güzel. Haydi Allah, bismillah. Bakın arkadaşlar. Peki abi, şimdilik idareten şuradan bir vida. Önce 3-5 tane şöyle soyuna kadar şöyle bir altına pul koyalım. Vidaları ters takıyorum biliyorum da bu soğuması için birazcık buna bir şey tanıyoruz. Zaman vereceğiz yani, sizin anlayacağınız. Şöyle bu durumu. Tam çapraz karşı taraftan. Yöntemine iyi bakın arkadaşlar. Biraz sıkın bırakın. Çok değil, normal. Sadece tam öpsün diye karteller. O da tamam. Evet.
Hemen yağlarımızı verelim. Kran koluna, yan taraflara. Oh, mis gibi oldu işte. Hani boşluk? Kalmadı. İleri geri daha sıcak. Bak kartelin biri daha sıcak. Varsa şimdi olması lazım. Daha bu soğuduk sıra kilitleyecek, sıkıştıracak daha. Bakın. Böyleyken daha yok. İleri geri, aşağı yukarı, sağa sola hiçbir şekilde yok. Dönmesi, tırağın kartelince dönmesi. İki parmakla dönüyor farkındaysanız. Bu da güzel. Bunlara dikkat edin. Biraz soğusun. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim hemen. Ben sadece karşılamadığı iki tane bile taktım. Bunları hepsini taktıktan sonra tam sıkmadan normal boşluğa alın. Şu şeyleri silindir conta yerini mesela şöyle ya, şöyle olmasın, tam dek getirin. Yani şunu kaçmasın, tam dek getirin. Şuradan bakarsınız olmadı. Şurada şekilde baktığını tam seviyesi, hem klape yeri hem silindir alt conta yeri tam seviye olması lazım. Bunlar çok önemlidir. Yarım milim saçlarının yarısı kadar biraz dönük olsun, kaçanı yapar. Buna dikkat edin. En çok da budur. Peki biz ne yaptık şimdi? Isıttık, çontalar, keçileri koyduk. Bunları bir tane çekiş olmadan şıkır şıkır kapattık. Oldu mu? Olay ortada. Hepsi bitti. Ne yaptık yani? Anlayacağınız sonra hiç kullanmadık. Evet, bu torna şeyi, torna diyorum. Tamircinin birinci sınıf takımıdır bu. Bu olmazsa olmaz. Bilirsiniz bunu. Yani illaki bir yerde çekiş kullanması lazım. Ne yaptık biz buna? Böyle bile vurmadık. Şöyle bile yapmadık. Gösterdim şimdi. Yani bir şey gelmesin. Gayet de güzel rahat dönüyor. Olay bu. Peki bir de şunu söyleyeyim. Diyecekler ki ya 103 kartele bu silindir olur mu? 105 olmaz. Ama 46 bakın. İşte oldu. Yani ayrıyeten etek girmedi. Buraya öyle bir şey yok. Şakadan olur. 105 olmaz. Ama 46 olur abi. Bana göre hiçbir zaman için Peugeot'da 105 çok eskileri değil. İlk çıkanları değil. Ondan sonra çıkan hiçbiri 5 para etmez. Peugeot'a göre en iyi silindir T6'dır. Ayırsal 1. sınıf. Ondan sonra parmak ittir. 50 milim. Ama ona göre buradan işlem ister. Onu yaptığınız yapaması bilmiyorum. On numara oldu. Evelallah. Peki. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Yavaş yavaş şeyimizi kapatalım. Aslında bunu kapattıktan sonra videoyu durduracaktım ama bir yer daha var. Çok önemli olan bir yer daha var. Fatih biraz daha soğusun. Bunu kapattınız. Silindir taktınız. Klapeyi koydunuz. Şunun şurasına bakın. Her conta dek gelen yere balyayı sürdünüz koydunuz da mobiletteki gibi bunu da aynısını yapın. Ve şuraya, özellikle şuraya. Balyayı sürün abi şuraya. Özellikle buralara sürün abi şuralara. Başka hiçbir taraf istemiyoruz. Sadece şuraya. Burası çok hassastır. Hadi abi devam edelim. Hiçbir zaman için Peugeot'da vidanın uçları sol tarafa dek gelmez. Bu tarafa dek gelir. Her zaman için. Aynen böyle. 1 rondele. Bir yerli rondele de buraya. Tak abi somununu. Dursun. Şunu çıkartalım abi. Önce şunu boşluğu alalım. Şunu çıkartalım abi. Vidaların boyutu önemlidir. Bir rondele alta. Bir yer yaylı rondele buraya. Önce bir bakalım şöyle bir sıkma payı var. Tamam güzel. Bu da buraya.
Bu da güzel. Hiçbir kasma yok. Gelelim şuraya. Bu da gayet güzel. Sıkma payı var mı? Bu da var. Bir rondele buraya. Arkaya, öne. Şimdilik bitti. Peki. Hemen şunu çıkartalım abicim. Motor kulağı. Motoru çalıştırdınız. Güçlü motor veya güçsüz motor. Motor ayrıca kadro acayip zırıltı yapıyor. Ses yapıyor. Şu kulaktaki burçlar olmazsa bu yapar abicim. Bu rahat dönmesi lazım ve burçlar olması lazım. Şu plastik burçlar iki tarafta da. Hem gezmez hem zırıltıyı alır. Şapkalı bir de. İnce, anahtar başı ince. İlla ki arka yukarıda gelmesi lazım. Çünkü buraya debriyajın arkası tutar. Sıkmayın. Şöyle de getirelim ondan sonra. Bakın hassas alete bakın. İşte bu kadar. Yanlış var. Çok güzel. Dur. Rondelesini koyalım abicim. Şimdi hepsinin boşluğunu aldık. Görünüşüne bakıyoruz. Gayet güzel. Peki. Şimdi biraz yavaş yavaş boşluklarını alalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Evet güzel, fena değil.
Bir 3-5 dakika şunun az daha soğumasını bekliyoruz. En son kartelin biraz daha soğumasını bekliyoruz. Soğusun ki ona göre sıkıp sıkmadığını, kasıp kasmadığını anlayalım. Ne yaptık abi? Kapattık, vizeleri sıktık, hepsini hallettik. Şu conta yerinin düzgün olduğuna, şöyle değil, düzgün olduğuna anladık. Buradan, buradan ve kartelin şuradan, şeyin oradan, manifoldun oradan. Bunları da ayıktık. Tamam abi, biraz beklesin abi, soğusun. Ne olur ne olacak, neyin ne olacak hepsi ortaya çıksın. Evet abiler, kartelimiz soğumuş durumda. Biraz videoya ara verdik. Ben bu arada manifold taktım. Diyaframı taktım, klapeyi. Vizelerini kontrollü bir şekilde sıkıyorum. Bakın, ne volantta sekme var, ne de sıkılaşma var, ne bir boşluk var, hiçbir şey yok. 10 numara. Kalktılar abi. Contanın fazlasını keselim abi, sizlere takalım Allah izin verirse. Hemen buranın şeylerini sürelim. Balilerini sürelim. Hani az önce demiştim ya, kulağıma gelmese söylemem. Bazı Konyaçı ve Konyaçı ustalar benim videolarıma bakarak da bazı şeyler yapıyorlar. Bir şeyler olsun yapsınlar. Zamanında epey oldu ama. Bayağı çok seneler oldu yani. En az 15-20 seneler oldu. Başka bir dükkanım varken eski model Paşa Java Ogar söktüm. Paşa demişim. Java Ogar. Arka dişlisini, şanzıman dişlisini bir yerde atladım. Kafam mı karıştı ne oldu bilmiyorum. Takamadım. Başka bir yerden ustamızı çağırdım. Dedim ya Ali usta bir dakika bir gel. Ali Veli, Ahmet ben neyse ona bir gel. Dedim ne oldu lan? Durum böyle böyle ya ben bunu şaşırdım. Bu nasıldı dedim. Olabilir abi ya. O da sağ olsun yardım etti. Yöntem şöyleyse ben böyle takmışım. O da güzel elimizde şey yaptı, öğretti. Her işte hata olur. Dediğimi unutmayın. John, buralara balya sürdük ya. Aynısını burada yaptım. Bir de kartelin üst taraftaki birleşim yerine şöyle biraz da şöyle bir yarım santim santim kadar bir balli daha sürdüm. Sigorta amaçlı orası çok önemlidir. Yani şuranın aşağısına, alt dış tarafına. Hemen abicim şunları halledelim. Ondan sonra video sonlandıracağım. Önce bir biraz yağ. Ondan sonra şu şöyle bu duralım dursun şurada. Sekmeni biraz gerdiriyoruz. Bunun boyu biraz büyük gibi. Şuradan keselim ucundan biraz. Tam öpsün diye. Böyle olmayacak. Ben bunları hiç sevmedim abi. Bunları atıyorum. Kendi diğer sekmanları takıyorum. Bunlar biraz daha sert. Evet. Çevir abi. Üst tarafa denk gelsin. Sekmanları tak abi.
Nerede? Birincisi tamam. Hemen ikinciyi. Bu da tamam. Hemen yağlama işini. Hadi yavrum serindir. Sekme nazlarını kontrol ediyoruz. Ya Allah, bismillah. Hiçbir conta yağlama yok. İnce böyle direkt ara saçlı conta, yanmaz conta. Şurada birkaç kurum var, onları çıkartalım. Smoke kontrolü. Çok güzel. Ya Allah, bismillah. Hay yavrum hay. Pulların ikisi eksik. Bunları tamamlayacağız. Bakın aynısı gibi. Alt taraf, üst taraf, çıkan taraf üste gelecek. Thank you.
Sıvı Conta'nın marifetleri. Bir. Şu madde iki. Sıra somunlarımızda. Boşluk alalım önce. Şimdilik tamam. İlk önce şunu bize elimize alalım bir. Şunları bir daha kontrol edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, bu da altı. Sıra geldi şuraya. Boşluk alalım. Bir. 2 3 3 4. Peki daha bitmedi. Şimdilik oldu mu? Bakacağız. Hadi bu kompresör. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Piston yukarıya çıkar. Üfle. Mümkün değil. İndir aşağı. Çok güzel. Yukarı çıkar. Bu iş tamam. Taş gibi kompresör. İyi bir rodaj. Düzgün bir benzinine yani dikkat edersen şu motorun ömrü en az 3 sene. En az. Varayı o karotör sökmezsen, suyla yıkayıp içine benzin kaçırmazsan, benzinine dikkat edersen her daim 1 litre benzin 45 gram 1 ay boyunca böyle. Ondan sonra 40 gram rodaj bitti. 1 aydan sonra bitti. Abi nerelisin? İstanbullusun, nerelisin? Erzurumlusun, nerelisin? Antalyalısın, nerelisin? Trabzonlusun? Bin abi Konya'ya gel, çay mı çorba mı iç, misafirin var geri git. Teker patlamadı, frenler kopmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Benden bu kadar. Daha önce bunu biz yaptık, denedik. Şaka söylemiyorum. Gençlik zamanlarımızda yaş 18-20 civarlarındayken en az 8-10 mobilet, çift tek fark etmez, peki dahil
Antalya Anaya, Silifke, Mersin'de uğraştık geldik. İnanın doğruyu söylüyorum. Buna şahitlerim, ispatlarım hala yaşıyorlar daha. Onları da ispatlayabilirim başka videoda. Gittik geldik, bir tanesinin bucusunu dahi sökmedik. Ama kazdırmayı bileceksin. Bu motor. Ben bunu yeni yaptım. 10 bin lira masraf ettim. En iyi malzeme taktım. Ver anasını satayım gitsin. Öyle bir şey yok. Gaz vermeyi bileceksin abicim. Arabada nasıl? Araba 5'te gidiyorsun ama rampaya geldin 4 step. Onu 4'e almayı bileceksin abi. Bu da onun gibi bir şey yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Ver Allah ne verdiyse. Koyulan benzini yanık yağlı bilinen ver. Öyle bir şey yok abicim. Hepsinin hakkı, hukuku neyse riayet edeceksin. Ondan sonra hiçbir şey olmaz. Ama üşengeçlik, tembellik yaparsan bu motor patlar, çatlar. Ondan sonra Ali, Veli, Ahmet hangi usta olursa olsun yapamadı, edemedi. Biraz suçu kendinde ara. Ben diyeceklerim bu kadar. Bu motoru bir saat sonra, iki saat sonra çalıştıracağım. Allah izin verirse. O kadar videosunu atamayacağım fazla. Gördüğünüz gibi. Hani demiştim ya. Balli. Buraya balliye sürdük. Buraya sürdük. Ama şurada sürmeyi unutmayın. İçeriye, kartele, buna değil, demire değil. Demire değil abi, içeriye, kartele. Yani ta şu içeriye bak. Ta şu içeri süreceksiniz. Bu da bunun emniyetidir. Ondan sonra Allah ne verdiyse devam. Büyük silindir 4 billa. Küçük piston 3 billa. İki tane yay, bir tane pulu olur. Bunun pulu yok, buna pul takacağız mesela. Onun gibi. Ondan sonra bunu zımparalama yapmayı unutmayın. Tertemiz gibi yapın. Ondan sonra Allah'ına da dua edin. Rodajı yapın. Hepsi bu kadar. Bunun kadrosu şu. Şu mavi gördüğünüz kadrosu bu. Ninja bu. Bayağı bir eskimiş. Babası arkadaşı zamanında almışmış. Baba yadigarı diyor. Usta bunu yap dedi. Önemli diye ben buna bineceğim dedi. Tamam dedik. Dediğimiz gibi kargolar da gelmeye devam ediyor. Sırada bekleyenler. Tek başımayım. Elimden geldiği kadar çabuk olmaya çalışıyorum ama kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü ilk moto gelirken diyorum ki abim tek başımayım. Zamanı sırası var. Beklerseniz yaparım. Beklemezseniz baş tabusuna gidin diyorum. Tercih ediyorlar. Ondan sonra da aradan bir hafta önce de tekrar yani işte bizim motorumuz çıkmadı, çıkmıyor falan filan böyle laf ediyorlarmış. Abi istemeyen göndermesin abi. Zamanı sırasını beklemeyen, bana yaptıracaksan zamanı sırasını beklemeyeceksen abi gönderme abi, gelmesin abi, istemiyorum. Ve kimsenin derdiyle bununla uğraşamadı. Ben tek başımayım. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok sayılı iyi ustayım demiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İsteyen beğenir, isteyen beğenir, isteyen gönder, isteyen göndermez. Benden bu kadar. Israrla asla gelemem. Temiz olsun, adam gibi olsun, adımıza yakışan bir şey olsun diye çalışıyoruz. Mazen, inanın şaka söylemiyorum, bir tane boyacımız var. Böyle çok da düzgün boyacımız, bir tane boyacımız var. İnanın onun ağız kokusunu çekiyoruz. Ya işte boya çıkmadı, nikelaj çıkmadı, şu çıkmadı, bazen parça bulamıyoruz, her türlü. Ben ne yapayım? Bakın şaka söylemiyorum. Şu parmağımın hemen şöyle. Daha önce Peugeot ayarlıyordum. Bakın şu orta parmağım tırnağı kırıldı. Ne kırdı biliyor musunuz? Bakın. Şu kırdı. Şu kırdı. Hem de sağ el. Bak şu kırdı. Laranteye ayarlarken. Ufak tefek kazalarda oluyor. Hastamız olur, sağımız olur. Elimizden geldiği kadar çabuk olmaya çalışıyoruz. Amacımız para kazanmak. Ama başta sağımı da iş yapmıyoruz. Ağzımızdan konuşuyoruz. Bekleyen bekler, isteyen beklemez. İstediğine gider. Bizden bu kadar. Videonun da sonu bu şekilde. Tekrar size iyi bayramlar diliyorum. Kucak dolu sevgiler, saygılar Mevlana Diyarı Konya'dan. Ustam güven dinlediniz. Teşekkür ederim ayrıca sabrınız için, şey için. Ya işte biraz da fazla lafı karıştırıyorum arasında, kusura bakmayın. Bir de bende bir huy var ya, böyle bir sanki şey var. Siz bilmezsiniz de bir ıncıklama var bende biraz, kıllık var. Yaptığım her şey tam dakikası dakikası, saniye saniyesine olsun istiyorum. O da şuna 56, 57, 58, 59. Hoşçakalın.